Onun için biraz ara verdik, kusura bakmayın. Bu arada da dışarıda bir ikram var. Bu ikramdan yararlanan arkadaşlarımız oluyor dönüşümlü olarak. Ama biz genel kurulumuza ara vermemeyi düşünüyoruz. Belli bir saatte yetiştirebilmek için genel kurulumuzu. Bu seçim listeleriyle ilgili konu, süreç devam ediyor. Devam ederken 10. gündem maddesinde yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi kısmı var. Bu konuda bir önerge var. Önergeyi okuyorum size. Gündemin 10. maddesinde yer alan yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesiyle ilgili olarak, yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve mali tablolar faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış olduğundan bunların okunmadan doğrudan görüşülmesine geçilmesini öneriyoruz. Denetim kurulu raporu hariç diğer raporların okunmadan geçilmesi konusunda bir öneri var. Bu konuyu oylarınıza sunuyorum. Bu önergeyi kabul eden arkadaşlarınız işaret buyursunlar lütfen. Denetim kurulu raporu hariç diğer raporların okunmuş sayılması konusunda oylarınızı belirtir misiniz? Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğinin oy çokluğuyla kabul edilmiş. Bir iki arkadaş görüyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Denetim kurulu raporunun okuması için yönetim kurulundan, denetim kurulundan bir arkadaşı rica ediyorum. Nadir Bey, buyurun. İstanbul Serbest Boğazımcı Mali Müşavirler Odası basın yayınlandığı işletmesi ve
İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Akademi İşletmesi'nin yasal defterlerin tasdikle ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Genel kurulu vaktini alınana kadar defter tasdik bilgilerini okumuyorum. Yapılan inceleme sonucunda kanuni defterlerin zamanında ve usulü uygun olarak tasdik işlemlerinin yapıldığı, benkini gerektiren bir hususun bulunmadığı tespit edilmiştir. B. Hesaplar üzerinde incelemeler. Denetleme kurulumuzla yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası bilanço ve gelir tablosu üzerinde yapılan incelemelerde bilanço ve gelir tablosunun yasaları ve muhasebe ilkelerine uygun olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası'nın bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve kayıtlarının yasal belgelerle yararlı tespit edilmiştir. Satın alma konusunda kararları ile yapılan harcamaların teklif alma usulü olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası kasasında değişik zamanlarda yapılan kontrollerde kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası'nın banka kayıtlarının belgelerle bilanço ile aynı olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası'nın bilançosunda görülen fiili stokların kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası'nın bilançosunda görülen sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirler Odası'nın ve teşekkürlerinin 34-2019 tarihi itibariyle resmi kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır. Bu dönemde İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası'nın basın yayın dağıtım işletmesinde yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası basın yayın dağıtım işletmesinin bilanço ve gelir tablosu üzerinde yapılan incelemelerde bilanço ve gelir tablosunun yasaları ve tek düzen muhasebe sisteminin uygun olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası'nın basın yayın dağıtım işletmesinin bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve kayıtların yasal belgelere dayandığı tespit edilmiştir. Dönemdeki tüm işlemlerin ve kayıtların dayanağını oluşturan belgelerin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Satın alma komisyon kararıyla yapılan harcamaların teklif alma yoluyla usulü uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası basın yayın dağıtım işletmesi kasasında değişik zamanlarda yapılan kontrollerde kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası'nın basın yayın dağıtım işletmesinin bilançosunda görülen stokların kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu dönemde İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası'nın İSMA Akademi İktisat İşletmesi'nde yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası İSMA Akademi İktisat İşletmesi'nin bilanço ve gelir tablosu üzerinde yapılan incelemelerde bilanço ve gelir tablosunun yasalara ve tek düzen muhasebe sistemine uygun olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası İSMA Akademi İktisat İşletmesi bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve kayıtların yasal belgelere dayandığı tespit edilmiştir. Dönemdeki tüm işlemlerin ve kayıtların dayanağını oluşturan belgelerin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Satın almaların teklif alma yoluyla usulü uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası, İSMA Akademi İktisadi İşletmesi'nin bilançosunda görülen stokların kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir. Faaliyetler üzerinde yapılan incelemeler. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası faaliyetler üzerinde yapılan incelemelerde aşağıda belirtilen faaliyetler yapıldığı tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu faaliyetlerini olup kurullarıyla paylaşarak olumlu olarak devam etmeye tespit edilmiştir. Dünyada ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yönetim kurulunca alınan ekonomik tedbir ve uygulamaların süreci uygun olarak devam ettiği görülmüştür. İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu bu dönemdeki faaliyetlere katkı olarak Mali Çözüm Vergisi 2016-4 sayı, 2017-6 sayı, 2018-6 sayı, 2019-2 sayı, Mali Rehber 2016-1 sayı, 2017-1 sayı, 2018-1 sayı, 2019-1 sayı, İSMO Yaşam Vergisi 2016-4 sayı, 2017-6 sayı, 2018-6 sayı, 2019-2 sayı olmak üzere birçok bilimsel mesleki makale yayınlanmıştır.
Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Hristiyan eğitim bilimleri ve Cevahir Okulu Kongresi alanında olmak üzere eğitim seminerleri düzenlenme teşvik edilmiştir. Bu akademi işletmesinde çeşitli konularda uzmanlık eğitimleri devam etmiştir. Komite çalışmaları devam etmiş ve yapmış oldukları çalışmalar neticesinde raporlar yayınlanmıştır. İlçelerde meslektaşa yönelik farkındalık ve mesleki eğitimler yapıldığı tespit edilmiştir. İstanbul Serbest Boğazı Mali Müşavirler Odası faaliyet dönemi içerisinde Mali Çözüm Dergisi ve İsmi Yaşam Dergileri ikişer aylık konuşmalı olarak yayınlamaya devam ettiği tespit edilmiştir. 12. Uluslararası Dil ve Boğazı Eğitimi Sempozyumu 6-10-2017 tarihinde düzenlenmiştir. Faaliyet dönemi içerisinde Basırköy ve Maltepe ilçeleri tesisler eğitim birimleri açılmıştır. Faaliyet dönemi içerisinde idare ve hukuk mahkemelerine ilgili 260 dava açılmış, bu dosyaların son sözlerinin sonuçlanmış, istatistik dosyanın yargı sonucu devam etmektedir. Faaliyet dönemi içerisinde ceza mahkemelerine 243 dava açılmış, bu dosyaların 62 yargı sonuçlanmış, 81 dosyanın yargı sonucu devam etmektedir. Yönetim kurulunda işçi aydan evin dışı çıkış süreçlerinde bilgilendirmeler yapılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Eğitim Kurulu Başkanlığı tarafınca o da hesap ve faaliyetleri açısından denetleme yapılmış. Bu denetim neticesinde 10-11-2018 tarih 2018 lira BV780 taksim 1 sayılı rapor başkanlığa gönderilmiştir. Başkanlık tarafından bu denetim faaliyetine ilişkin tespitlere cevaben 7-3-2019 tarihle 7403 sayı numaralı açıklamalar tüm oba gönderilmiştir. Sonuç: 2016 yılında genel kurulda alınan faaliyet ve harcama etkisi olumlu kullanılmış ve bütçe sınırları içerisinde gelirlerden yüksek olunmuştur. Bu itibarla görüşmelerimize sunulan İstanbul Serbest Boğazımızı Mali Müşavirler Odası'nın 1-2016, 1-2017, 1-2018 ile 1-2019 tarihleri arasında faaliyetleri bilanço ve gelirler hesapları İstanbul Serbest Boğazımızı Mali Müşavirler Odası'nın dosyayı dağıtım işletmesini 1-2016, 1-2017, 1-2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri Nadir İlmek Güneş, Aysel Ermez, Halil İbrahim Arzu. İstanbul Serbest Boğazıcı Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu Raporu. İstanbul Serbest Boğazıcı Mali Müşavirler Odası 24. olan genel kurulu. TÜRMOK Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin 1-5-2016-31-12-2016, 1-1-2017-31-12-2017, 1-1-2018-31-12-2018 ile 1-1-2019-34-2019 hesap dönemleriyle Tesmer Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesi'nin 1-5-2016-31-12-2016, 1-1-2017-31-12-2017, 1-1-2018-31-12-2018 ile 1-1-2019-34-2019 hesap dönemleri ve faaliyetleriyle ilgili denetimimiz isimli 48 sayılı meslek yasası ile ilgili yasal yönetmelikler ve pek güzel muhasebe uygulamaları esas alınarak yapılan incelemeler sonucunda kurulumuzda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Usul yönünden yapılan incelemeler. Usul yönünden gerekli tetkik ve incelemeler yapılmış. TÜRMOK Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi ve Tesmer Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesi'nin yasal defterlerini tasdikle ilişkin bilgiler aşağıdaki ilgilidir. Genel kurulu mahkeme almamak adına defter tasdik bilgilerini okumuyorum. Yapılan inceleme sonucunda kanuni defterlerin zamanında ve usulüne uygun olarak tasdik işleminin yapıldığı, tenkitli gereklerin bir hususu bulunmadığı tespit edilmiştir.
hesaplar üzerinde yapılan incelemeler. Senin temel kurulunca 1-5-2016, 31-12-2016, 1-1-2017, 31-12-2017, 1-1-2018, 31-12-2018 ile 1-1-2019, 34-2019 tarihleri arasını kapsayan TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin hesapları üzerine yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir. TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin hesapları üzerine yapılan eğitim incelemelerinde İlanca ve Gelir Kampusu'nun yasalara ve tekrar muhasebe sistemine uygun olarak düzenlenmesi tespit edilmiştir. TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin bu dönemde yapılan tüm işlemlerin eğit ve belgeli, işlemlerin ve kayıtların yasal belgelerine dayandığı tespit edilmiştir. Satın alma komisyon kararı ile yapılan harcamaların teklif almaları ve usulü uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin kasasında değişik zamanlarda yapılan kontrollerde kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir. TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin banka kayıtlarında belgelerle ve bilançoyla aynı olduğu tespit edilmiştir. TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin bilançosunda görülen sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir. TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesi'ni 1-5-2016, 31-12-2016, 1-1-2017, 31-12-2017, 1-1-2018, 31-12-2018 ile 1-1-2019, 34-2019 tarihleri arasında hesapları üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir. TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin İktisadi İşletmesi'nin bilanço ve gelir tablosu üzerinde yapılan incelemelerde bilanço ve gelir tablosunun yasalara ve tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin İktisadi İşletmesi'nin bu dönemde yapılan tüm işlemlerin ve kayıtların yasal belgelere dayandığı tespit edilmiştir. Banka kayıtlarının kontrol edildiği herhangi bir uyumsuzluğa rastlanılmadığı tespit edilmiştir. İktisadi işletmelerin sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir. Faaliyetler üzerinde yapılan incelemeler. TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin faaliyetleri üzerinde yapılan incelemelerde aşağıdaki faaliyetlerin yapıldığı tespit edilmiştir. SMM yeterlik sınavları öncesinde bilgilendirme, eğitim seminerleri yapıldığı tespit edilmiştir. Eğitmenlerin eğitimi için eğitim çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer SMM odaları ile odaları ve kurumlara değişik eğitim seminerleri verildiği tespit edilmiştir. SMM yeterlik sınavlarına hazırlık kursu yapıldığı tespit edilmiştir. Staja başlama sınavlarına hazırlık kursu yapıldığı tespit edilmiştir. Üyelere stajyerlere ilişkin bilgisayar kursu yapıldığı tespit edilmiştir. Üyelere vergi incelemeleri, denetim süreci, sosyal güvenlik uygulamaları, finansal kamu analizi, yabancı işçi çalıştırma ve keşiflik uygulamaları başta olmak üzere birçok konuda meslek içi eğitimler edilmiştir. Faaliyet dönemi içerisinde Bakırköy ve Maltepe TESMER eğitim birimleri açılmıştır. Faaliyet dönemi içerisinde Kadıköy ve Beyoğlu TESMER eğitim birimleri başta olmak üzere gerekli eğitim birimlerinde tadilatlar yapılmıştır. Sonuç, bu itibarla görüşlerinizi sunulan TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin 1-5-2016, 31-12-2016, 1-1-2017, 31-12-2017, 1-1-2018, 31-12-2018 ile 1-1-2019, 34-2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri, bilanço ve gelir bilen hesapları ile TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi'nin İktisadi İşletmesi'nin 1-5-2016, 31-12-2016, 1-1-2017, 31-12-2017, 1-1-2018, 31-12-2018 ile 1-1-2019, 34-2019 tarihleri arasındaki işlemler ve mali kablolar ile yönetim ve denetleme kurumlarının müdürasını Sayın Genel Kurulu'nun takdirlerine saygıyla arz ederiz. Nadir Hikmet Güneş, Aysel Ermaz, Halil İbrahim Ağabey. Genel Kurulu arz ederim.